Evet şimdi erkek izleyicilerimizi özellikle ekran başına çağırıyoruz. Çünkü erkek estetik operasyonlarını konuşmak üzere Samsun Atakum'da estetik plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı doçent doktor Hayati Akbaş'la buluştuk. Merhaba hocam. Merhabalar hoş geldiniz Samsun'a. Um güzel bir var. buluşma oldu. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Bizim için de büyük bir zevk. Çok güzel bir şeyimiz var. Gerçekten seve seve geliyoruz her seferinde. Şimdi erkekler estetik operasyonlara en az kadınlar kadar artık meraklı. Peki neler yaptırıyorlar? Şimdi tabii belki daha önce de bahsettim farklı programlarda. E, yıllar yıllar önce estetik denildiğinde hep akla kadınlar gelirdi biliyorsunuz. Evet. Yani magazin dünyasında, basında, televizyonlarda hep estetikler kadınlar üzerinden anlatılırdı, konuşulurdu. Ama artık e, günümüzün bu geldiğimiz gelişmişlik düzeyinde, refah düzeyinde diyelim artık ortalama ömrün uzaması, erkeklerin de kadınlar kadar estetiğe, güzelliğe, ilgi alakasının artması birçok nedenlerden dolayı Artık erkekler kadınlarla yarışır hale geldiler. Estetik konusunda. Onu söyleyebilirim. Örneğin eskiden 10 tane burun ameliyatı varsa bunun 9'u kadındı bir tanesi erkekti. Şimdi? Günümüzde 10 tane ameliyatın belki 6'sı kadın 4 erkek diye, diye düşünelim kabaca. Yani hakikaten erkekte de muazzam bir estetiğe karşı al ilgi alakalı artış var. Sadece tabii bunun değil erkekler her türlü estetiği kadınlar gibi. Kadınlarda hangi ameliyatları yapıyor isek esasına bakarsan meme hariç. Tabii. meme hariç. <laughs> meme hariç. Erkekleri de meme yapıyor. Pardon, tam pardon, tam tersi. Tam tersi. Tam tersi. <laughs> Erkeklerde aynısı yapılıyor. Yani saç ekimi yapılıyor, kaş kaldırma yapılıyor, burun estetiği yapılıyor, yüz gençleştirme germe yapılıyor, boyun estetiği yapılıyor, liposakşın yapılıyor, karın germe yapılıyor. Hepsi yani kadınlarda yaptığımız ameliyatların hepsi var ama tabii ki oranları, sıktıkları farklı. Şimdi ben belki memeden bahsetmek istiyorum. Hani kadınla erkeği ayıran en önemli organ vücudumuzda meme organı. Şimdi kadınların kadınlık imgesi, simgesi meme. Ama erkeklerde ise tam tersi bu istenmeyen bir organ. Aynen. Yani meme kadınlarda ne kadar istenen bir organsa erkekte istenmeyen bir organ. Ama ne yazık ki erkeklerin de %70'inde aşağı yukarı meme bir şekilde oluşuyor. Var. Bir şekilde oluşuyor. Biz buna jinekomasti diyoruz. Yani hmm. erkekte kadın tipi meme Olması, olması, kadınlardaki gibi memenin biraz büyümesi, fark edilmesi, hissedilmesi erkeklerde de istenmeyen bir durum olmasına rağmen %70'inde yaklaşık olarak 65 civarında erkekte bu sorun. Ama bunların önemli bir kısmı da bu küçük bir problem. Bunu takmıyor çoğu kafasına belki önemsemiyor ama bir kısmı var ki inanılmaz rahatsız oluyor. Çevresinden gelen mülkünün, tepkilerden evet, de rahatsız oluyor. Evet ciddi rahatsızlık duyuyor. Kıyafet giymekten rahatsız oluyor. Korseyle gezen erkekler, bakın yazın Ağustos'un sıcağında korsa takarak gezen gençler, erkekler var. Çünkü hakikaten tıpkı bir kadın memesi gibi büyüyen memeler var bazı erkeklerde. Bu Normal. büyümenin sebebi nedir? Bu bilinmiyor. İyatrojenik. Sebebi hmm. tam net değil. Neden büyüdüğü belli değil. Hormonal bir neden yok. Biz laboratuvar testlerini yapıyoruz. Bütün analizlerini yapıyoruz. Tepkiklerini, muayenelerini yapıyoruz. Altta yatan bir neden yok. Fakat yani Sadece kiloyla da ilgili değil, değil o halde. değil meme büyüklüğünün temel nedeni bir tam bilinmiyor nedeni. Ama evet. ha zaten altta yatan bir neden varsa hormonal bir neden varsa araştırılıyor. O tedaviyle, medikal tedaviyle destekleniyor ve daha sonra gerekirse cerrahi tedavi yapılıyor. Ama çoğunda yani jinekomasti, meme ekte dememe büyümesi olan erkeklerin çoğunda altta yatan sebep yok. Sebepsiz. Ama ciddi bir rahatsızlık kaynağı. Bakın çocukluk döneminden ergenlik döneminden önce bazen büyümeye başlıyor. Ergenlik döneminde çok büyük hale gelebiliyor. Hani fizyolojik meme büyümesi vardır erkeklerde, Ergenlerde olur bu. Bir miktar büyür, ağırlı olur. Gelişim hmm. evresinde. Bu geçici. Fizyolojik bir Geçicidir. Ama bizim bahsettiğimiz konu kalıcı. Artık yerleşmiş kalmış olan göğüs büyüklüğüdür. Tabi bunu destekleyen bazı faktörler var. Yaşlılıkta biraz jinokomast olur. Yaşlanmayla beraber göğsü erkekte bir miktar büyük, göğüs büyüklüğü olabilir. Artı kilo almayla. Yani kilolu erkeklerde, kilolu gençlerde veya belli yaş grubunda hiç fark etmez. Kilo, Jinekomasti meme büyüklüğünü artıran bir faktördür. Tetikleyici faktör. Tetikleyici bir faktördür. Evet. Tek başına mı tetikleyici bir faktördür. Tamam. Ama bunun dışında hiç de kilolu olmadığı halde, hiç de böyle bir vücutta fazlalığı olmadığı halde tıpkı kadınlar gibi göğüsü olan erkekler var. Ama inanılmaz rahatsız edici. En kötüsü o bence. En kötüsü bu. Psikolojilerin çok ciddi rahatsız ediyor. Yani e, askere gitmek istemeyen, evlenmek istemeyen, evet. soymak istemeyen, bu yüzden çok ciddi sıkıntılar çeken çok sayıda erkek var. Ama şu bilinmeli ki tedavisi zor değil. Çözüm var. Jinekomastinin tedavisi zor değil. Erkekler bu konuda rahat olsunlar. Ee, bundan rahatsızlık duyuyorlarsa, göğüslerinin büyük olduğunu, beden imajını bozduğunu, erkeklik imajını zedelediğini düşünüyor iseler çözümü var. Burada çözüm de iki şekilde olabiliyor. Bir tanesi sadece liposakşın yaparak. Sadece lazer liposakşın veya vazel liposakşın veya liposakşın yaparak çözüm mümkün. Tek bir oturumda, tek bir seansta. Ama bazen, belki bunu iki seansta yapıyoruz bazı göğüslerde, diyoruz ki sana şimdi liposakşın yapacağız. Liposakşın ama şu yöntem ama bu yöntem, vaze liposakşın veya lazer liposakşın fark etmez. Cevra hangi teknikte kendini iyi hissediyorsa, hı hı. hangi teknikte daha başarılı olduğunu düşünüyorsa, deneyimleri fazla ise o teknikler alabilir. Belki bir altı ay, bir sene bekleyeceğiz. Belki gerekse ikinci bir seans yapılabiliyor bazı orgularda. Bakın sadece liposakşınla, kesme yok. Cerrahi yok, dikiş yok. Şimdi bu şanslı bir kesim yani ama değil mi? Herkese bu yapılamaz. Bu çok büyük bir kesim de bu var, %60-70 de bu böyle. İyi. Yani sadece liposakşınla çözüm olabiliyor. Belki de %80'lere varan bir rakam. Tam net rakam söyleyemeyeceğim yüzde anlamda ama önemli bir kesimi. 3 milim, 4 milimlik bir delikten, kesiden, küçük bir kesiden özel kanüllerle giriliyor. O bölgedeki meme parankim dokusu ve meme yağ dokusu parçalanıyor ve o bölgeden uzaklaştırılıyor deri kendini kontrakt ediyor, deri kendini büzüyor, deri yapışıyor zemine ve mükemmel bir sonuç elde ediliyor. Önceki ve sonraki fotoğrafı koyduğunuzda o ki o vücudun o vücudu olduğuna inanamazsınız. Herhangi bir operasyon geçirdiği de anlaşılmıyor. Anlaşılmıyor çünkü böyle. iziyor. Çok küçük bir delikten, 3 milim, 4 milim bir delikten giderek özel kanüllerle ve özel vakum cihazlarıyla lazer veya lazersiz veya klasik veya da vazerli sistemlerle, liposakşın sistemleriyle oradan düzeltilebiliyor. Yalnız e, bunların derece, jinekomastinin dereceleri var. Hani birinci derece şiddetine göre söylüyorum. ikinci derece, üçüncü derece gibi dereceleri var. İleri derece aşırı büyük jinekomastilerde ise liposakşın tek başına yeterli olmuyor. İşte o gibi durumlarda da estetik plastik cerrahi yöntemi. Klasik cerrahi yöntemlerle fazlalık deri dokusu, fazlalık meme dokusu, fazlalık yağ dokusu ortadan cerrahi yöntemle uzaklaştırılıyor. Bunun ne şeyi var? Sonuç çok güzel oluyor fakat tabi iz, ameliyat izi <laughs> olabiliyor. Ameliyat izi bazen hiç rahatsız etmeyebilir o insanı. Çünkü neden? O memenin verdiği psikolojik eksiklik hissiyle. Daha kötü yani. Evet. Yani evet. siz tercih ederseniz izi tercih ederim ben diyor. Tabii ki. Yani böyle bir memeye sahip olmaktansa benim buramda bir iz olsun diyor. Ne olacak Hocam, diyor. Hocam bir de tüylü bölge değil mi? Kapatmaz Zaten bir şekilde mu? kamuflaj oluyor. Gerekse bir tato yaparım diyor üzerine diyor. Bitti. Dövme yaptırırım bitti gidiyor. Böyle bakıyorlar ya ve doğru da bakıyor. Hı hı. Çünkü o öbür türlü büyük göğüs, kadın göğüsü gibi südyen takan neredeyse erkekler var. Taşıyamıyor. Düşünebiliyor musunuz? buna sahip olmaktansa benim oramda bir iz olsun, bir ameliyat izi olsun hiç fark etmez diyor. Dolayısıyla yani problemin şiddetine göre bizim yapacağımız evet. tedavi şekli de değişiklik gösterebiliyor. Harika. Demek ki çözümü olan ama ciddi bir problem. Çok ciddi bir problem, mesela bazı aile çocuklar, aile çocuklar okulda beden eğitimi derslerine katılmak istemiyorlar. Evet, çocuklar birbirine karşı çok, çok kalın, acımasız olabiliyor kalın kalın gerçekten. Kalın kalın kıyafetler de. giyiyorlar inanamazsınız. Kalın kalın kıyafetler giyiyorlar ya diyorsun bu mevsimde bu kıyafet ne? Denize gitmek istemiyorlar. O yaşlarda Tatile yapılabilir gitmek mi? istemiyorlar. Yaş sınırı ne hocam? Şöyle bu da güzel. Hani çünkü ergenlikte <laughs> olmaz dediniz galiba demin. Yo, olabilir bakın. Ergenlik fizyolojik jinekomasti farklı. Çocuk 15 yaşında ama Suzan Hanım öyle bir göğüs var ki çocukta. Kadın göğüsü gibi. Şimdi bu çocuğa diyemezsin bekleyelim birkaç sene de yok hayır bunu yapacaksınız. Kadınlarla da bahsetmiştim hatırlarsanız. Yani evet. kızlarda 15 yaşında 14 yaşında aşırı bir göğüs büyüklüğü olduğu zaman ne yapıyoruz? Bekliyor muyuz 18 yaşında? Hayır. Diyoruz ki omurgasını bozar, psikolojisini bozar, hayatını olumsuz etkiler her anlamda. Cerrahi yöntemle onu küçültüyoruz. Erkek de aynı şekilde 15 yaşında olsa bile eğer belli bir limitin üzerinde büyüklüğe sahipse, belli bir oranın üzerinde büyükse cerrahi yöntemle veya liposaksiyen yöntemiyle o göğüslerin küçültmesi, küçültülmesi lazım. Yani yaş 18 değil. 16 yaşında da 15 yaşında da jinekomasti ameliyatı gerekebilir. Çocuğun etkilenme durumu ve problemin büyüklüğüne göre bunu karar vermek lazım. Evet, peki bu fotoğraflarla anlaşılabilir mi? Mesela bizi uzaklardan izleyen izleyicilerimiz için fotoğraf çekseler hani ne derece büyük bir problemle karşı karşıyalar ve nasıl çözümlenebilir? Tabii ki. Öğrenebilirler Zaten hastalarımızın mi? büyük çoğunluğu biliyorsun yurt dışından. Hı, hı. Suzan Hanım, Yani Bizim de izleyicilerimiz genelde yurt sadece dışından. sizin izleyicilerimiz çoğu yurt dışından. Evet. Şu an bizi izliyorlar eminim ki. ki bu konu Selamlar çok önemli herkese. konu. herkese. Anneler dikkat etsinler çocuklarına. Veya eşler birbirlerini desteklesinler. Ya eşler varsa birbirlerine destek olsun, şu an mesela kocası ekran başında değildir ama hanımı, eşi ekranda sizi izliyordur. Eşine anlatabilir bunun tedavi edilebilir bir durum olduğunu, Tabii. düzeltilebilir bir durum olduğunu veya bir yakınına uygulanacaktır. Bunu yardımcı olabilir bu konuda. Şimdi bu konu, bakın yaz sınırı yok. Çocuklar, aileler buna dikkat etsinler. Örneğin çocuklarında böyle bir problem varsa bu bugün çocuklarını desteklesinler. Yine kadınlar, eşlerini desteklesinler veya ekranda izleyenler bir yakınında bu problem vardır. Onlara yol göstersinler. Bilinmelidir ki jino tedavi edilebilir, düzeltilebilir ve sonuçları da çok yüz oldukça yüz bir durumdur. Yani endişe etmeye gerek bir durum değil. Bunun sıkıntısını yaşamaya gerek yok. Yazın kalın kalın kıyafetler giyeyim, korseler giyeyim, sıkıştırayım, gizleyeyim. Buna gerek yok. Çünkü bir tedavi şekli, çözüm evet. kolay. Evet. Ve başarı oranı yüksek. Çözüm kolay, tedavisi var ve başarı oranı yüksek, memnuniyet oranı yüksek. Bunlar önemli bizim için. Bir diğer çözümü kolay <laughs> erkeklik problemi de kellik. Aynen Erkeklerin en çok yaptırdığı, o zaman şöyle söyleyeyim. Erkeklerin en çok yaptırdığı estetik cerrahi uygulaması saç ekimidir. Çok sık yaptırırlar. Biz bunlara bazen konu ederiz. mesela aynı anda saç ekimi artı burun estetiği artı jinekomasti göğsünden yağ alma yaptığımız orgular var. Bakın e Bakın aynı uzaklardan anda. gelirlerse özellikle tabii de ki. hepsini bir arada yaptırmak Düşün isteyebilirler. Düşünün ki benim kellik şikayetim var. Var. Aynı zamanda göğüslerime büyüklük var. Bundan da rahatsızım. Aynı zamanda burnunda kemer de var. Bunun büyük, bundan da rahatsızım. Bunların hepsi aynı anda kombin edilebilir. Saç ekimi yapılır, hemen saç ekimi 6-7 saat, 8 saat sürüyor ama rahat, konforlu bir uygulama. Hı hı. Hemen peşine ekim biter bitmez öbür, öbür odaya geçilir. Diğer işlemler aynı anda yapılabilir. Yani burun estetiği, e, ki o büyüklüklerin, jinekomasinin e, alınması ki aynı anda bunlarda bel bölgesinde, karın bölgesinde, göbek bölgesinde oransız yağ birikimleri de vardır birçoğunda. O zaman aynı anda hem göğüslerdeki yağ fazlalıkları alınır, göğüs fazlalığı ortadan kaldırılır, jinekomasi düzeltilir hem de karın bölgesindeki, bel bölgesindeki orantısız fazlalıklar yağlar alınarak düzgün bir vücuda sahip olmuş olur. Benim çok hastamız vardır. Aynı anda göğüs de için gelir, için gelir ama göbeğinin farklı değil. Onu da söylediğin zaman aa tamam hocam der. Onu da Çünkü yapalım der hemen. buraya çok kafayı takmış haklı ama aynı anda göbeğinde ve belindeki o orantısız yağ birikimi dikkatini çekmiyor onun. Çünkü yani onun kafa orada. Tabii. Ama <laughs> onu yap yer bu sefer orası dikkat çekecek. O yüzden biz önerebiliyoruz. Yani hastalarımıza bakın evet sizde jinekomasti şikayeti var göğüs büyüklüğü var. Bu düzeltilebilir ama aynı anda karın ve bel bölgenizde de bir fazlalık söz konusu. Bu da düzeltilebilir dediğimiz, önerdiğimizde rahatlıkla kabul ediyorlar ve birlikte kombin olarak aynı anda bir gövde bölgesinde düzeltme yapılabiliyor. Toplam iyileşme süreci ne olur? Böyle Mesela bir Mesela jinekomasti için veya işte bu karın bölgesinde postarkçı için 3 gün diyelim bunu. Biz 3 gün sonra normal işine gidebilir. Bugün operasyon geçirdi. Cuma günü operasyon oldu. Pazartesi günü işine gidebilir normalde. Korsa öneriyoruz. Korsa kullandırıyoruz. Bir ay. Bir aylık bir korse O korsenin amacı Derinin zemine yapışması, hmm. derinin zemine yapışması, içinde sıvı birikmesin, deri zemine yapışsın. Ama o iç çamaşırı formunda bir korse. Günlük yaşantısını etkilemiyor, olumsuz etkilemiyor daha doğrusu. Normal işine gidebiliyor, okula gidebiliyor, kıyafetle etkilemiyor. İç çamaşırı gibi düşünün onu. Yani normal iç çamaşırı gibi düşünün. Hayatında olumsuz bir etki yapmadan derinin zemine yapışmasını sağlayan bir aparat. Harika. Çok değerli bilgiler <laughs> aldık sizden hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Estetik plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı Doçent Doktor Hayati Akbaş'la Samsun Atakum'daki randevumuzda erkek estetiğini konuştuk. Bizden ayrılmayın.